ediyor. Evleri, okulları, tedavi için sığındıkları hastaneler bombalanıyor. Eğitim hayatları durdu. Ne okul kaldı geriye, ne insanlık ne de insanlık. Dünya bu zulme sessiz kalırken bizler burada tüm masum kardeşlerimizin sesi olmak istiyoruz. Sözün tükendiği fakat bombaların tükenmediği yerlerdeyiz. Diğer çocuklar için buradayım. Buradayım çünkü umursuyorum. Buradayım çünkü dünyanın dört bir yanında çocuklar acı çekiyor ve her gün 40 bin kişi açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Buradayım çünkü bu ölen insanların çoğu çocuk. Bu sözler 2003 yılında Gazze'de İsrail askerlerini kullandığı tankın altında ezilerek katledilen Resul Kuri'nin henüz 10 yaşındayken yaptığı bir konuşmada altındadır. Tam da aynı yıl tarihinde 20 Kasım 1989 yılını gösterdiğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul etmiş ve 20 Kasım 1990'da yılında itibaren çocuklu hakları günü kutlamaya başlamıştır. 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme dünya genelindeki çocukların insani şartlar altında yaşama ve barınması, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence faaliyetlerini yararlanması, istismar, uyuşturucu ve ekonomik sömürüden korunması, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi bir takım haklarını garanti altına alınması amaçlanıyor. Fakat son yılda 20 yıla bakıldığında Orta Doğu, Türkistan, Afrika ülkelerinde ve birçok güçsüz coğrafyalarda bu maddelerin açık ve net bir şekilde ihlal edildiği, dil, ırk ayrımı gözetildiği, hiçbir güvencenin olmadığı bu coğrafyada yaşayan çocukların kendi eğitim, barınma ve eğlence alanlarının yerlere edildiği görüyoruz. Birçok savaş suçu ve ihlallere rağmen bu vahşeti sorunlarına gereken ceza yaptırımlar Büyük Milletler Meclisi tarafından uygulanıyor. Son iki aydır özellikle Filistin adına dünyanın dört bir yanından yürütülen boykot eylem ve destekleri sonuçsuz bırakılan o coğrafyada yaşanan soykırıma karşı koyanları cezalandırdığı bir zaman dilimine şahitlik etmeliyiz. Dünyanın tüm çocuklar değil de belli bir kısmına sözde merhamet eden ve üç maymunu oynayan bir büyük millet meclisi karşı karşıyayız. Anlıyoruz ki bizim dünyamızdaki çocukların onların için hiçbir değeri yok. Sözde hür dünya olarak kendi çocuklarına verdikleri değer olsa bizim çocuklarımız için hiçbir zaman geçerli olmayacaktır. Oysa bizler bu yaşlı dünyanın vicdanı olan çocuklarıyız. Biz sizler düşündüğünüz bataklıktan çıkaracak yeniden insan olmayanın şerefine siz de hatırlayacak onlar. Kaybettiğimiz tüm Filistinli çocuklarımız gibi bedenleri yok olsa da hala dipdiri hayatta olan ruhları ve mücadeleleri gibi sizler çoktan sınıfta kalmış olsanız bile bizler bu dünyanın vicdanı olarak hep dimdik ayakta ve hep yürüyor olacağız. Dünya çocukları ne değerli varlıktır. Bizim için çocuklar mutluluktur, barıştır. Dünya için çocuklar hepsi ayrı tomurcuk, hepsi ayrı çiçektir. Hepsi ayrı bir umut, hepsi de gelecektir. Sevgiyle büyütüp koruyalım onları. Mutlu olsun birlikte dünya çocukları. Çocukların dünyası onlar için bir gün ödecek. Dünyadaki devletleri mini mini çocuklara candan sevgi beslenmeli. Çalışkan temizleri bulup hep sevmeli. Nerede görsek düşkün çocuk sıcak ilgi duymalıyız. Acısına dertlerine biz de ortak olmalıyız. Barış olsun, savaş olsun çocukları sevmeliyiz. Hepsine de değer. Benim çocuklar oynaya oynaya gidiyor.
Ne oldu bu hastalık?